Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomda saçımı boyamıştık. Bu boyanmış hali gün ışığında da görmüş olursunuz hem. Hem de bugün biraz hazırlanacağız. Bir yandan da Isparta ile alakalı konuşacağız. Bilmeyenler için söylüyorum diyormuşum. Zaten kimse bilmiyor. Ben Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun oldum. 4 senelik gazetecilik bölümünü bitirdim. Hala buradayım. Neden buradayım hala? Çünkü yüksek lisansa hazırlanıyorum. Ya da en azından öyle yaptığımı düşünüyorum. Seviyorum burayı, bilmiyorum. Yani Isparta'nın şöyle bir muhabbeti var. Karpuz çeşmesi diye bir çeşme var burada, çarşıda. Eğer oradan su içerseniz, şu rivayete göre asla ve asla buradan ayağınız kesilmiyor. Mutlaka bir şekilde hayatınızın bir yerinde Isparta'ya geri dönüyorsunuz ya da burada kalıyorsunuz. Ben o çeşmeden su içtim. Niye içtim bilmiyorum. Birkaç arkadaşımla beraber gaza gelmiştik. Buradayım yani. Bir şekilde ya herkes gidiyor ya da herkes benimle kalıyor. Bütün çevrem burada artık. Buraya çok alıştım. 5 senedir buradayım. Yani 5. senemin içindeyim. 4 senede üniversitemi bitirdim, okudum. Yazı burada geçirdim. Kışa geldik, hala buradayım. Seviyorum burada olmayı. Çünkü çok sakin bir şehir. Ben zaten İzmir'den geldim buraya. İzmir'in o kalabalıklığından bıkmışım. Geldiğimde onu anladım. Çok fazla trafik var İzmir'de. Çok fazla insan var. Ben insanlardan nefret ederim. Ben yazdığımda Isparta'yı, haritadaki yerini bile bilmiyordum. Buraya geldim, ailem beni bıraktı. Kaldım. Ne yapacağım ben burada dedim. Hiçbir şekilde bilmiyordum hiçbir yerini. Okula yakın olsun diye Çünür'de ev tutmuştum. İlk senem resmen orada geçti. Köy gibiydi. Zaten ilk senemde kendi evimde neredeyse kalmadım desem yeridir. Hep bir şekilde çarşıda ev olan arkadaşlarımla falan kaldım. Hep öyle geçti. Sonra işte daha merkezi yerlere kaydım. Üniversite çok güzel. Kampüsü çok güzel, eğlenceli. Çarşısı, Isparta'nın hareketli. Bir AVM'si var, İAŞ. İAŞ'ın çevresi çok hareketli. Zaten başka bir şey yok. Ama bilmiyorum. O sakinlikten hoşlanıyorsanız, kendi çapında tatlı küçük böyle her yere yürüyerek gidebileceğiniz bir şehir istiyorsanız, yine burada kayak merkezi var, Davraz. Oraya gidip kayak yapabilirsiniz. Antalya'ya 2 saat Isparta. Biz mesela Bütler'den sonra falan Antalya'ya gidiyorduk, denize girmeye sadece. Yapabileceğiniz küçük küçük tatlı aktiviteler var. Bu arada Eğirdir Gölü var. Yine orada da göle girebiliyorsunuz. Turistik bir yer orası da. Gidip orada eğlenebilirsiniz, restoranlarda yemek yiyebilirsiniz, seyir terası falan filan var. Bilmiyorum, 4 sene sonunda sıkılır mısınız? Sıkılabilirsiniz. Çok hani herkes de Isparta'yı seviyor değil açıkçası. Herkes sevmeyebiliyor. Ya da üniversite hayatımı daha böyle hareketli geçirmek isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Ben İzmir'den geldim. Her şeyi gördüğüm için, bildiğim için zaten ben çok öyle şeyleri aramadım açıkçası. Benim sakinlik daha çok hoşuma gidiyordu. O yüzden ben burayı seviyorum. Onun dışında, Isparta'yı sevmemin dışında da 5 senede burada öyle bir çevre edindim, öyle bir arkadaş grubum oldu ki şimdi onlardan kopamıyorum. Zaten yüksek lisansa da hazırlanıyorum dediğim gibi. Dönesim gelmiyor pek aile evine. Bunu yaşayan bilir, anlarsınız. Yani o yüzden buradayım. Ben kapatıcı kullanmıyorum bu arada. Tüm yüzümü fondötenle eşitledim. Zaten böyle uzun uzun size makyaj anlatmayacağım burada. Yani hepimizin yaptığı adımlar bunlar. Maksat muhabbet etmek, sohbet etmek. Bu arada hem okuyup hem çalışmak isteyenler için Isparta'da çok fazla öğrenci hitap eden kafe tarzı yerler olduğundan dolayı yine iş bulma olasılığınız çok yüksek. Okurken aynı zamanda çalışabilirsiniz yani harçlığınızı çıkarmak amacıyla. Ve sesim de kısık, boğazım çok şiş. Isparta'ya günlerdir çok felaket kar yağıyor, yollar falan kapandı. Asla bir tuzlama çalışması yapılmadı sanırım, bilmiyorum. Çünkü yolların bu kadar kapanması için böyle olması gerekiyor. Hiçbir şekilde normal yaşayamadık. Adeta yaşam durdu. Her yerde elektrik falan gitti. Günlerce böyle mahsur kalan ilçeler oldu. Yalvaç falan çok kötüymüş mesela. Eğirdir de öyle. Yani biraz sıkıntılı günler geçirdik. Hala şu an dışarısı karlı. Nasıl bir makyaj yapacağımı da bilmiyorum ya gerçekten. Bu arada pandemiden sonra Isparta'da haliyle
her yerde olduğu gibi her şeyin fiyatının arttığı gibi ev fiyatları da çok fazla arttı. O yüzden ben ilk senemde öyle yapmıştım. Biriyle anlaşıp 2+1 eve 2 kişi çıkmıştık biz. O zaman kişi başı 400 lira kira veriyorduk. Evimizin kirası 800 liraydı. Şimdi maalesef 1000 liranın altında, 1500 liranın altında hatta belki de 2+1'e bulamazsınız. O yüzden bir arkadaşınız varsa ya da burada çok fazla öğrencilere yönelik Instagram hesapları, sayfaları var, ilan veriliyor. Oralardan da arkadaş bulabilirsiniz ya da belki bir sene yurtta kalıp sonrasında ev arkadaşı anlaşabileceğiniz birini bulduktan sonra çıkabilirsiniz aynı eve. Çünkü tek başınıza çıkmak çok da mantıklı değil. Evet, şu an hazırız. Kendimizi iyice gotikleştirdiğimize göre bu şekilde Isparta sokaklarında dolaşabiliriz. Gece çıkıp Holi'ye gidebiliriz veya Granata'da bir 70'lik açtırabiliriz. Tam onun uygun bir makyajı oldu, tam ona uygun bir tarz oldu. İlerleyen videolarda eğer çekmek istersem, canım isterse daha detaylı bilgiler de verebilirim. Üniversiteyi falan gezdirebilirim belki, Isparta turu falan yapabiliriz. Bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Maksat, sohbet, muhabbet. Abone olun. Beğenin, yorum falan atın, bir şey yapın artık.